Burak hakikaten uzun bir ara. Bir pop sanatçısı için, Türkiye'nin ilk popstarı için belki de. Hani ilk demeyeyim, birkaç kişi daha var ama önemli bir popstar olarak birisi mi geldi? Yok, Cem Yılmaz'la selamlaştık efendim. Yoksa her an arkamdan şey yapacak diye paranoya için değil mi o yüzden? Çıkabilir, evet. Yani çok uzun bir ara. O ara biraz hani zorunlu bir ara mıydı yoksa tercih ettiğim bir ara mıydı? Sayın abicim, aslında farkında olmadan geçti biraz o zaman. Ben biraz hani piyasanın şartlarından, içimde duyduğum rahatsızlıktan dolayı kendimi geriye çektim. Bir ticari başarısızlık da söz konusuydu. Tabii ki ben hani zaman içinde, yani çok erken yaşta başladığım için aynı zamanda büyüdüm, aynı zamanda olgunlaşmaya çalıştım ve kariyerimi yaparken aynı zamanda olgunlaşıyordum da. Bazı şeylerin çok da farkında değildim açıkçası. Çok eleştiri almaya başlayınca aslında bütün yaptığım şeyin benden kaynaklandığını düşünüp biraz geri çektim. Eleştirilerin, ya benim objektif gözlemim olarak kabul et bunu. Eleştirilerinin müzikalitene yönelmesi biraz haksızlıktı. Çünkü izledim senin o bütün gelişimini. En iyi albümün sonuncu albümündü çünkü. Evet. Yani o Küsmeden önceki, evet, sonuncu albüm bence yaptığı en iyi albümdü. Hem, evet, müzikalite anlamında, evet, şarkıların kalitesi anlamında. Dolayısıyla biraz sanki senin o yaşam biçimin, hani böyle futbolcuların yaşamı çok göze batar ya. Evet, işte Burak, evet, Kut'un yaşamı, uçakları, işte üstü karavanları falan birdenbire. Evet, motosikletler. Motosikletleri. Ya uçakları. Geç tanıştık Ayşe. Abartmışsın. Ama gerçekten öyleydi yani, bir popstar. Ya arabasını hatırlıyorum. Kocaman bir arabası vardı. Ya, magazinde izlerdik. Ya Amerika'da bilmem kaçıncı cadde kapanmış, arabalar uçuyor falan. Fark edin, evet. Biliyoruz yani. O müthiş bir şey yani. Dolayısıyla belki hani birdenbire böyle bir küçük çocuğun... Ya benim içimdekini sorarsanız hani çok hoş dakikalar geçiriyoruz. O yüzden aslında bir röportaj gibi hissetmiyorum. Gerçekten. Sohbet gibi. Evet, sohbet, evet, gibi, evet, samimi de anlatmak isterim. Böyle bir fırsat bulmuşken. Her zaman böyle fırsat bulamıyorum. O an benim içimdeki yapmaya çalıştığım bir ülkenin şarkıcısı olarak gerçekten ileriye itmeye çalışmaktı. Hep hani bizim... Sektörü de. Evet, sektörü de. Yani Avrupa'daki ya da dünyadaki emsalleri neyse bizim de hiçbir eksiğimiz yoktur. Yani şu anda öyle düşünüyorum. Gerçekten Türkiye'de inanılmaz yeteneklere sahip müzisyenler var. Ben de onlardan biri olmaya çalışıyorum. O yüzden yaptığım hep çıtayı yüksekte tuttum. Fakat bu yapmaya çalıştıklarımın algılanmadığını düşündüğümde biraz içime kapandım. Biraz içime kapandım. Ayrıca sadece hani bir hevesle idealist olmakla da ilgili bir şey değil. Bunun bir ticari bir boyutu var. Tabii ki o zaman aklımız onlara da ermiyordu. Hani tamamıyla kendi isteklerimi yapmak isteyen ve kafasının dikine giden bir adamdım. Haliyle kendi yapımım olan bir albüm de var. Maliyeti tamamen bana ait. Yani o yaptığım hatalardan biridir, öyle söyleyeyim. Yapımcılık benim işim değil. Bunun karşılığını alamadığımı düşününce bir çocukça tabii biraz içime kapandım. Sonra şöyle düşünmeye başladım. Yani düşüncelerim gelişip olgunlaşmaya başlayınca demek ki hayatın içinde bunları yaşamam gerekiyordu. Ve daha iyi görmem gerekiyordu. Aslında dışarıdan o 7 yıl bir kopuş ya da iniş gibi görünse de benim için bir gelişme dönemiydi.